Şimdi ne yapacağız? Bekleyeceğiz. Sonunda bir iki güne her şey eski haline dönecektir. Bir ay sonra. Evdeki bütün erzak bitti. Ben bitirdim. Hala kafamda tahta var. Macera istiyorum. Çok sakin. Bir de mantıklı hareketler yapıyorum. Kafasına ışıldak taktı. Demek ki çok önemli bir konuşma yapacak. Bu salgının biteceği yok. Aramızdan birilerinin markete gidip erzak alması gerekecek. Hadi yolun açık olsun Peyami dede. Seni hiç unutmayacağım. Ben çok yaşlıyım. Ooo, evini sırtında taşıyor. İçersin asıl. Bir artı bir mi? Çekil evimden yok. Markete ben giderim. Macera benim göbek adım. Benim göbek adımdan püskermiş. Ben de seninle geliyorum Şakir. Remzi. Tamam canım, ben de gidiyorum. Yürü Nejati, sen de geleceksin. O halde. O halde. Ay. Işığı kapat. Buraya bakıyormuşuz, pardon. İçime bak, içime bak. Giyindiler kuşaklar. Bir dolu maddede doğru. Kuşa kuşa gidiyorlar. Cesaret desen onlarda var. Karizma desen onlarda var. Kaba desen onlarda var. Wow. Oklama mı, tava mı? Yoksa baklama mı? Wow. Salgının birinci ayındayız ve halen virüsü tamamen yok edebilecek bir çözüm geliştiremedik. Ancak bilim hayvanı Mirket bazı önlemlerle virüsten korunabileceğimizi belirtti. Ben virüse karşı etkili bir ilaç bulana kadar yapmamız gereken tek şey 3 altın kurala uymak. Bunlar nedir? 1. Maske takmak. Maskeyi takarsak virüslere karşı görünmez oluruz. Bakın şöyle. Mikrop Cüneyt. Görünmezlik gücüm. Hop. Derdim bu. İkinci altın kural, hijyen. Eğer sürekli olarak ellerimizi yıkarsak virüsler bizden kaçacaktır. Eyvah, yine geliyor. Hijyen gücü. Fıcı 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 fıcı. Eller yıkanırken bu ses çıkar. Eyvah.